pozisyonu farklı olabilir. Bu demokrasinin... Doğu Akdeniz bölgesini aslında istikrarlı bir bölge olmaktan çıkarabilecek, riski artıran yaklaşımlar bunlar. Dolayısıyla biz hiçbir zaman bu ve benzeri yaklaşımları tasvip etmedik. Kıbrıs Rum tarafı başka konularda olduğu gibi bu konularda da tek yanlı bazı adımlar atarak aslında geleceğe dönük olarak bir oldu bitti yaratmaya çalışıyor. Ben herkesin şunu bilmesini istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı burada Doğu Akdeniz bölgesinde hem doğal kaynaklarla ilgili olarak hem de güvenlik ve askeri denge bağlamında bir oldu bitti yapılmasına ve yaratılmasına izin vermeyecek. Çok net söylüyorum bunu. Bu nedenle bu yönde gelişmeler oluyor, bir şeyi mi kaçırıyoruz diye kimse endişe etmesin. Zaten burada farklı bir denge var. O denge bozulma noktasına doğru yaklaştığında biz de gerekli adımları atar. Türkiye Cumhuriyeti ile askeri ve güvenlik konularında daha yakın bir işbirliğine giderek bunu bir biçimde dengeleriz. Doğalgaz konusunda da uluslararası alanda zaten çalışmalarımız devam ediyor. Daha iki gün önce Washington'da da New York'ta da temsilcilerimiz bu konuda bir takım görüşmeler yaptı. Az önce onların değerlendirmesini yapıyorduk bakanlığımız bünyesinde. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı olarak Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz bölgesindeki haklarını hiç kimseye yedirmeyiz. Bu bağlamda da Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir işbirliği içerisinde hareket edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi. Şimdi geçen süre zarfında tarihsel anlamda çok derin ve tarihsel anlamda gerçekten çok köklü ve çok önemli ilişkilerimiz bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile çok da sağlıklı olmayan bir ilişki biçimi ortaya çıktı. Bunu bir an önce değiştirmek hepimizin görevidir diye düşünüyorum. Bu sadece Kıbrıs Türk siyasetinin değil, Türkiye siyasetinin de karşılıklı diyalog ile Türkiye-KKTC ilişkilerini daha sağlıklı bir zemine oturtmak hepimizin tarihsel sorumluluğudur diye düşünüyorum. Bunun bilinciyle basın üzerinden Türkiye'ye mesaj göndererek veya Türkiye'ye karşı Türkiye ile ilgili söylenen sözler üzerinden oy devşirmeye çalışarak değil, samimi bir diyalog ve gerçek anlamda iki devlet arasındaki ilişkilerde olması gerektiği gibi kurulacak olan ilişkilerle bu TC-KKTC ilişkileri sağlıklı bir zemine oturtulabilir diye düşünüyorum. Buna yürekten inandığım için bu yönde çaba göstermeye devam edeceğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii bakalım, Cumhurbaşkanı'nı sormadım. Hayır. Hükümetin kurulmaması durumunda neler olabileceğini düşünerek hareket edip bir karar aldık biz Halkın Partisi olarak. Hükümete girme kararını öyle çok kolay bir biçimde de almadık. Biliyorsunuz kendi içimizde bir takım tartışmalar yaptık. Yaptığımız değerlendirme sonucunda da toplumsal sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmemiz gerektiğine kanaat getirdik. Ülkeyi hükümetsiz bırakmamız durumunda zaten ekonomik sıkıntılar varken bu sıkıntıların daha da büyüyeceğini, siyasal bir krize neden olabileceğini, bir erken seçimin sorunları çözmeyeceğini ve 3 ay sonra bu sorunların yeniden karşımıza bulacağımızı değerlendirerek hükümete girme kararı aldık. Bu bir. İkincisi, girerken de daha önceki dörtlü koalisyon hükümetinde yaşadığımız bazı sorunları tekrar yaşamayalım diye bazı tedbirler aldık. Dolayısıyla bu yeni hükümet döneminde, yeni koalisyon protokolünde bunları da tedbir olarak kayda geçirdik. Aynı sıkıntıları, bazı hukuksuzlukları, bazı etik dışı davranışları, partizanca yaklaşım olabilecek olan hususları önünü almaya dönük olarak bazı tedbirleri de koyduk. Bunlar önümüzdeki dönemde sadece bu koalisyon bağlamında değil, Kıbrıs Türk siyasetinde de artık ranta dayalı bir hükümet etme anlayışı yerine vatandaşa hizmete dayalı bir hükümet anlayışının gelmesi için bence biraz da yeni bir dönemin başlangıcı olacak diye düşünüyorum. Bu yönde de bir çaba, bir uğraş içerisinde olacağız. İki temel hedefimiz var hükümetin içerisinde. Birincisi somut olarak icraat yapmak, yollar bağlamında, altyapı bağlamında vatandaşın bir takım beklentileri var. Bir an önce Türkiye ile olan ilişkimizde mali açıdan da güven veren bir ilişki kurup kaynak akışını sağlamak, altyapı yatırımlarına hız vermek ve icraat yapmak. İkincisi de
Az önce bahsettiğim gibi geçmiş yıllarda olan hukuka aykırı, etik dışı, partizanca yaklaşımların tekrarını önlemek. Bu iki temel hedef üzerinden yürüyerek koalisyon protokolünü de şekillendirdiğimizi söyleyebilirim. Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak? Yani Sayın Başbakan Türkiye ile daha iyi uyumlu olan bir hükümet göreve geldi dedi dünkü açıklamasında DEHA. Şimdi kimsenin hakkını yemek istemem, dolayısıyla şunu özellikle vurgulamak isterim. Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde de biz ikili ilişkilerde bakanlar kendi muhataplarıyla iyi ilişkiler kurabilmişti Türkiye Cumhuriyeti ile. Öte yandan gerek ülke içerisinde maliye bağlamındaki bazı icraatlar, gerekse ekonomiyle ilgili olarak veya tasarrufla ilgili olarak bazı icraatlar nedeniyle biz mali açıdan çok güven verir bir tablo çizmedik. Türkiye'nin de bir geçiş döneminde olması, Türkiye'nin ekonomik krizi yaşıyor olması, Türkiye'de bir başkanlık sistemine geçiliyor olmasının yarattığı geçiş dönemi problemleri, tabii ki bunlar Türkiye ile ilgili olanlar. Ama eğer öz eleştiri yapacaksak bizimle ilgili de bir problem vardı. Bu da mali açıdan güven veren bir yapı ortaya koyamamıştık. Şahısları suçlamak için söylemiyorum ama gerçek olan budur. Bu işte Türkiye ile mali açıdan bir protokol ilişkisinin hukuki çerçevenin ortaya çıkmasına engel teşkil eden en önemli unsurlardan birisi oldu diye düşünüyorum. Şimdi o engel yoktur. Maliye'nin içerisinden gelen bir maliye bakanı olacak. Aynı zamanda maliyeye bağlı bazı daireler başbakanlık altında olacak ve doğrudan doğruya geçmişte Maliye Bakanlığı yapmış olan başbakanın kontrol edebileceği, ama koalisyon ortağı olarak da bizim başbakan yardımcılığı olarak oradaki ikinci müsteşar aracılığıyla bizim de yakından takip edeceğimiz daha fazla güven veren bir yapı ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Daha önceki hükümet döneminde bir taraftan dörtlü bir koalisyon vardı ama meclisin içerisinde, Cumhuriyet Meclisi içerisinde Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ve doğalgazla ilgili olarak daha farklı bir koalisyon vardı. Bu şimdi bu koalisyon hükümeti döneminde ortaya çıkıyor, yani açığa çıkıyor. Şu şekilde ortaya çıkıyor. Ortak paydalar var. Yani bu alternatifin, Kıbrıs sorununda alternatif çözümün ne olduğuyla ilgili olarak herkesin farklı fikirleri var. Kıbrıs Rum tarafı hangisine bizimle birlikte oturup konuşmaya sıcak bakar, hangisine bakmaz? Bunu bir değerlendirmek gerekir ve test etmek gerekir. Ama ortak payda nedir? 50 yılı aşkın bir süredir, yarım asrı aşkın bir süredir iki toplumlu, iki bölgeli federal ortaklık denilen şeyin aslında gerçekleştirilebilir, erişilebilir olmadığı, tartışılıp her yönüyle tüketildiği, her tür müzakere tekniği denenmiş olmasına rağmen gerçekleşmediği, dolayısıyla iki toplumda federasyondan farklı şey anladığı için federal ortaklığın gerçekli bir çözüm olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bunu dile getirme cesareti gösterebilecek olan iki siyasi parti bir koalisyon kuruyor. Dolayısıyla bu iki siyasi partinin kurduğu koalisyon ortaklığında da açık yürekli hükümet protokolünde tabii ki bu dile getirilecek.